Buyurun. Düştü, düşüyor. Buyurun. Düştü, düşüyor. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi, düşürülmesi ne demektir biliyor musunuz? Erdoğan düşerse Türkiye düşer. Türkiye düşerse bütün mazlumlar düşer. Kabe düşer, Mekke düşer, Medine düşer. Recep Tayyip Erdoğan devrilirse bu nikah bitecek. Cezaevlerinde yatanların yer değiştirmesi demektir. Allah korusun toprak kaybedebiliriz. Hepimizin neler kaybedeceğinin farkındayım. Biz hep beraber kül oluruz. Ben Erdoğan'dan sonrasını görmek, yaşamak istemiyorum. Zurnanın zırt dediği nokta işte tam burası. Ya Erdoğan iktidarı kaybederse ya da moda tabirle düşerse, bizim değil ama Erdoğan'ın dağıttığı keyif çayını yudumlayan yandaşlar var ya, bu ihtimal onların tadını fena kaçırdı. Huzurum kalmadı, fani dünyada. Erdoğan kafalarına çay fırlatmış gibi depresyondalar. Ne diyelim, çivi çiviyi söker. Çay tavsiye edeceğiz ama fiyatı malum. Peki, ben size birer çay paketi versem nasıl olur? Yanında simit fena olmaz diyecektik ki meşhur hesabınız düşüverdi ekrana. Bu zalim yönetim, bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların sesinden nasıl gidecek? Size bu kez hak veriyor, çay teklifinizi geri çeviriyoruz. Yeri gelmişken, milletin bu hesabı yapacak ekonomik gücü de yok artık. Haberiniz olsun. Çaylar, çaylar. Başlıyoruz efendim. Çay kahve imkanı olan kapıp gelsin. Küçük bir çocuğun kendisinden önce kurdeleyi kesmesine bu tepkiyi gösteren Erdoğan'a yağdanlık yapanları düşünemiyoruz bile. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Bülent Ersoy, Hülya Koçyiğit'i düşünsenize. Nerede iftar açacaklar? Ay biz bir saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan, gerekirse yenecek. Alkışlar Hülya Hanım için. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen Marie Antoinette'yi tahtından etti. Hülya Avşar'a laf söyleyeni böyle ayağını ısırırım. Tebrikler Deniz Hanım. Bu çok gereksiz Oscar'lık hareketle Bolt Medya'nın Altın Ampul ödülüne aday oldunuz. Başarılarınızın devamını dileriz. Sıradaki gelsin. Ancak öncesinde bir uyarımız var. Lütfen kullandığınız cihazın ses ayarıyla oynamayınız. Bizden kaynaklanmıyor. Kulaklarınızı tırmalayacak gürültüden dolayı şimdiden özür dileriz. Devlet kurumlarında yangında ilk kurtarılacak dolaplar ya da dosyalar başlıklı ibareler var ya, Yandaşgiller familyasının bu değerli ismi de iktidar değişiminde ilk saf değiştirecekler başlıklı ibareye uyanlardan. Ben yazacağım ileride bu. Neyi nerede yazıyorsun? Ne için yazmıyorsun? Ya şu an Güneyciğim sen de bazı şeyleri yazamam. Ben de bazı şeyleri yazamam. Boş baklava, boş tost, boş lahmacun gibi boş roka diyeceğiz. Muhtemelen siz ekonomik krizin etkisiyle bu rokayla karıştıracaksınız. Kısaca rok, uzun versiyonuyla Rasim Ozan Kütahyalı ve tabii ki eşi Nagihan Alçı desek anladınız. Çatlayanlar, patlayanlar, kıskananlar bir dursun. Mükemmel bir çift. Tencere kapak uyumunun en güzel hali. Pokemon'daki roket takımı gibiler. Her dönemin çifti. Kredileri tükenmek bilmiyor. Aldıkları yalının kredisi dillere destan. Acun Survivor'a ömür törpüsü çifti alsa bağırmalarıyla reytingleri inletirler. Sabun gibisin abi. Evet. Sabun. 15'te de yanaydılar. 16-15. Sabun sabun olalı böyle yakıştırılmamıştı. Ama hakkını vermek lazım. Benzetme cuk yerine oturuyor. Efendim rock Sinan Çetinli yıllarda hayatımıza girdi. Yani bu aslan parçasını Sinan Bey başımıza musallat etti. Pişman mı bilmiyoruz ama kulak çınlaması için tedavi aldığını düşünüyoruz. Ya her karakter o. Karakter değiştirdikçe kariyeri de medya plazalarına taşınan Rock Gökçekler'in Beyaz TV'sinde zirve yaptı. Biz o fıskiyeyi kıranı da bulduk sonunda. Sosyal medya tabiriyle fıskiyeyi rock kırmadı ama şöhretine şöhret kattı. Namı Türkiye sınırlarını aştı. Uzaya gidecek olan Türk insanına hangi isim verilebilir? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. İlk öneri geldi siyasetten. Caca Bey. Sayın Bahçeli, müsaadeniz olursa uzaya ilk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yı gönderelim. Sola yakın. Bakan Nebati'nin ekonomi ödülü alması gibi imkansız görebilirsiniz ama düşünsenize bu teklifin hayata geçtiğini.
Hem bilime hem de ülkeye büyük hizmet olacak. Rock dönerse bilim, dönmezse sadece ülke değil dünya kazanacak. Çünkü uzaylılar Rock'la tanıştıktan sonra muhtemelen dünyayı istila etmekten vazgeçecekler. 5 yıllık kazancı. Nakit versinler, medret çekilir. Tamam. Toplasınlar nefret edenler, buluşturup getirsinler. Ağzının ayarını tutturamayan Kütahyalı'nın bu teklifi de cazip olabilir. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Bu savunma Erdoğan sonrasına hazırlık için mi Rasim Bey? Kafa kağıdı almaya mı hazırlanıyor ya da 46'lıklar gibi Bakırköy'de düşünen adam heykeli manzaralı oda ayırır mı? Müneccim değiliz. Ancak yan odaya komşu olarak içine Rasim Ozan kaçmış Cem Küçük yakışır bizce. Çakma mitçi Küçük Cem, burada mısın? Çakma gazeteciler! Sizi her zaman yoklamada alacağım. Siz hep burada olacaksınız. Soyadı gibi Küçük Cem, rock'un farklı versiyonu. Daha doğrusu sürümü. Medya dünyasına da Rasim Ozan Kütahyalı sayesinde adım attı. Sizleri çok bekletmeyelim. Efendim, Cem Küçük'ü sahneye alıyoruz. Küçüğüm daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam. Müziğin etkisiyle Küçük Emrah moduna girdiğine bakmayın. Emir kulları tayfasına mensup bir basın müsveddesi. Cem küçüktür ama mide bulandırır ifadesini sosyal medya sözlüğüne kazandıran delikanlı. Ve Küçük Maşa. Paramount Otel'in beleşçisi, bu sıfatları bileğinin hakkıyla kazandığını özellikle vurgulamak istiyoruz. Benim serçe parmağım daha güçlü. Ben talimatı veririm, yapar gereğini patron. Hop, Küçük Bey, burada raconu siz kesemezsiniz. Çekilin kenara bakalım. Mekanın sahibi gelsin. Sahtekarsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz daha. Büyük sahtekarsınız siz. Sizde değişim var. Çakma yorumcuları, analistler. Cem Bey, Erdoğan giderse bozuk para gibi harcanacaklardansınız. Siz bizden daha iyi biliyorsunuz bu durumu. Erdoğan karşısında herhangi biri seçildi. Bir kere ben sana söyleyeyim mi? Yani buna biz, yani böyle insanlar abartıyor diyebilir ama biz zayi bir kere herkes yargılanır. Şimdi diyelim ki bir şey oldu. Ben gittim, sen gittin. Yani Londra, hadi ben İngilizce biliyorum. Londra'ya gittim. Tamam, gittim. İki günde beni iade ederler. Vallahi ben de İngilizce bilmiyorum. Gidecek yerim yok. Hayır. Bir türlü büyüyemeyen Küçük Bey, soyadınız minik, minnacık ya da minnak olabilir. Erdoğan'sız süreç İsmail Saymaz'la olan davalara da benzemez. Askıda akıl kampanyası sizin için fırsat. Boyundan büyük konuşmalar yapıyorsun. Yapıyorum. Dolar düşüyor. Hacivat'la Karagöz gibi olduğunuz koskoca Profesör Ersan Şen'e kulak ver bizce. Yoksa küçük yürek avanelerinizle birlikte naş naş topuklanın bakalım ekrandan. Daha fazla yer işgal etmeyin lütfen. Allah'a emin olsun. Bir tripota, bir telefona yenilecektir. Beyler, bayanlar, merdivenden yuvarlananlar. Hakan Ural dinleme vaktimiz gelmiş bulunmakta. Özellikle Z kuşağı, sizler pür dikkat lütfen. Olgunlaşmış bir düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Ama oy kullanmamaları lazım bence. Allah kimseyi Ural'ın fanı olacak kadar vizyonsuz ve kalitesiz konuma düşürmesin. Troller hariç. Yıllar önce magazin yorumlasın diye ekranlara çıksa da beyefendi her konunun bilirkişisi oldu. AKP'nin spordan siyasete, tarihten sağlığa, ekonomiden tarıma, psikolojiden uzaya bütün alanlardan sorumlu profesörü. Çıkar telefonunu diyen dayıların takım elbise giydirilip program yaptırılan versiyonu. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir insanım. Yalakalığın resmini çizebilir misin Abidin deseniz çizemeyiz ama fotoğrafını bir kenara bırakabiliriz. Ya ben şu an dibine kadar yandaşım yani. Peki. Cengaver Bey'imizin övgüleri devam ediyor. Hadi ben devletimin yalakasıyım. Cumhurbaşkanı bu övgülerden sonra Hakan Bey'e evlatlık edinse yeridir. Belki Bilal'le bitirim ikili olur. Ekonomik krizi fırsata çevirirler. Bakan Nebati'nin gözlerindeki ışıltı etkisi gibi ekonomiye katkı sağlarlar. Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi. Hakan Bey, sizinle de yollarımızı ayırma vaktimiz geldi. Hatırlatalım. Bizimle yolun sonuna gelmeniz sizin için elbette problem değil. Ancak reis düşerse vay halinize. Giydiğiniz yerli ve milli gömleğin modası geçmiş olacak. Taklacı güvercin gibi kapı kapı dolaşırsınız. Güvercin büyük hastalık ya. Her emekliye tavsiye ediyorum. Videomuzun bu bölümünde özetlere geçiyoruz. Erdoğan sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kılıç Kalkan ekibine katılır. Kariyerine burada devam eder.
asrın güreşçiliğinden yalakalığa evrilmiş sahte lise diplomalı Hamza Yerlikaya, bankacılık tecrübesi olmadan Vakıfbank yönetim kurulu üyeliği yapmış 4 maaşlı AKP'lilerden. Yüzsüzlükte dünya şampiyonu madalyasını gururla taşımakla kalmaz. Kaçak sarayın kaçak bankacısı olarak lüks düşkünün marka değerini düşürüp yağlı çimlerde kariyerini biçerken bu türküyü çığırır. Kendim ettim, kendim buldum. Gül gibi saralıp soldum, eyvah, eyvah. Erdoğan'ın kankası Devlet Bahçeli'ye gelince, bizim Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıksın. Düşecek olanın Erdoğan değil, kendisi olacağını dünya alem biliyor. Sonu 128 milyar doları hiç eden damat gibi olmasa da ayakta duramaz. Erdoğan düşerse Game of Thrones serisini aratmayacak bol entrikalı hikayeler çok yazılacak. Biz en iyisi yandaşlar için kısa bir reklam arası verelim. Yok, standart. Ne olacak? Yukarı çık, yukarı çıkaracağız. Standarta sığmam. Sizinkini daha büyük yapacağız. Erdoğan sonrası için tutuşan yandaşlar, mezar yerini düşünen Bülent Ersoy kombini gibi olmak istemiyorsanız reisinize kulak verin. Eninde sonunda gideceğimiz yer neresi? Toprak. Ben 1.85 boyundayım. Dolayısıyla mezarım da ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün. Ölümlü dünya, herkes tadacak. Ancak Kılıçdaroğlu'nun iddiaları kendilerinden çok Erdoğan'ın düşmesinden korkan yandaşların korkulu rüyası oldu. Psikolojilerini düşünemiyoruz bile. Onlar kaçacakları yerin yolunu yaparken senin gidecek bir yerin yok. Biz Kılıçdaroğlu gibi iddialı değiliz ama gördüğümüz kadarıyla Erdoğan bir yolunu bulup kendisini kurtarsa bile yandaşlarının yanına yaptıkları pek kar kalmaz. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan yani.